Hoş bulduk, iyi yayınlar Hülya Çok Hanım. teşekkür ediyorum bugün de bizimle olduğunuz için. Seçimden önceki son yayını sizinle yapmış bulunuyoruz. Önemli bir süreç ama şöyle bir yaşadıklarımıza baktığımızda Sayın Semih Turan, her şey karma karışık mı yoksa her şey tam da yerli yerinde mi? Ben önce size bunu sormak istiyorum. Çünkü bakanlar alanlarda, bakanlar AKP'nin adayları için oy istiyor. Yanlarına Orhan Gencebay'ı da alıyor hatta İçişleri Bakanımız. Murat Kurum'u da yanlarına alıyorlar. Seçim çalışması yapıyorlar. Seçim güvenliğinden sorumlu bakan. Biz nasıl güven duyacağız seçim güvenliği konusunu o halde? Neden şöyle soruyorum, her şey karma karışık mı, yerli yerinde mi diye? Belki de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşturulmuş olan sistem bu. Ve bu sistem tam da karşımızda duruyor bu seçim öncesinde. Siz büyük fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Tam da dediğiniz gibi aslında karma karışık olan sistemin tam da kendisi. Yani bu sistem sonuçları bunu da yatıyor. Çünkü bak, kabinenin kurulmasından tutun da işte bir takım kurumların çalışmasına kadar aslında oturmamış bir sistem var. Bunu AK Parti yetkilileri de kendileri itiraf ediyorlar zaten. Anayasa değişikliği istemelerinin nedenleri sistemi oturtmak anlamında yapmaları gereken şeyler olduğunu sürekli dile getiriyorlar. Tabii ki yerel seçimlerde daha ayrı bir şey söz konusu. Karma karışık olması iktidarın yerel seçimlerde özellikle İstanbul boyutunda zaten bütün kullandıkları bütün aparatlar, bütün argümanlar karmakarışık. Yani seçim kampanyasında bunu hep dile getirmeye çalışıyoruz. Hala bir seçim teması bulamadılar. Çünkü ilk başta biliyorsunuz deprem dendi, kentsel dönüşüm dendi, yeniden yapılanma dendi, polemiğe girilmeyecek dendi. Ama sonra bu tutmayınca hemen işte Gazze dendi, peşine işte terör, Kandil, bunlar dillendirildi. Yaşam biçimleriyle ilgili suni bir şeriat, laiklik tartışması yaratılmaya başlandı. Olmadı. Olmayınca da tekrar o ilk başta biliyorsunuz son dönemde kampanyada kullandıkları slogan sağlamadan Murat Kurum, depreme karşı sağlamadan diye başa döndüler. Ve 17 tane bakanın sahaya gelmesi çok da görülmüş bir şey değil. Yani 2019'da da mevcut sistemle girmişti seçime. Binali Yıldırım adaydı. Evet, yine bazı bakanlar vardı ama 17'si birden gelmesi ne kadar zorda olduklarını ve adaylarını aslında zayıflatan bir tutum olduğunun bile farkında olmadığını. Hı hı. Ya bu durum kampanya anlamında kendilerine oy kazandırmıyor Hülya Hanım. Emin olun bütün gözlemlerde, bütün ölçümlerde bu sözünü ettiğimiz bastıkları her tuş oy olarak kendilerine geri dönmüyor. Tam aksine zayıf adayın zayıflığını öne çıkartıyor. Ekrem İmamoğlu'na da avantaj sağlıyor bu yaptıkları. Peki Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl karşılıyorsunuz Sayın Turan? Çünkü hepsiyle ilgili konuşuyor. Hepsine sesinin gücü yetiyor gibi görünüyor. Bir yanda Murat Kurum'a yanıt veriyor. Diyor ki örneğin hani sen köftecilik yaparsın ancak sözlerini bugün yine yanıt verdi. 31 Mart'tan sonra yediği her köfte onu 31 Mart seçimlerini hatırlatacak dedi. Bir yandan Sayın Erdoğan'a sesleniyor. Bir yandan bakanlara sesleniyor. Dönsenize kardeşim Ankara'ya diye. Performans nasıl? Yetişebiliyor mu? Evet. 17 artı 1'e 2 hatta. Fazlasıyla yetişiyor. Biz daha önceki yayınlarda sizinle konuştuğumuz hep dile getirmeye çalıştım. Türkiye'de kampanya gücü en yüksek iki tane siyasi aktör var. Birisi Erdoğan, birisi İmamoğlu. Erdoğan mevcut koşullardan ötürü bu sözünü ettiğiniz potansiyelini sahaya yansıtamıyor bu seçimlerde. Ciddi bir oy kaybına uğrayacak. Hem parti olarak hem ittifak olarak. Ama İmamoğlu hem koşullardan ötürü hem de o kampanya gücünden ötürü bıçak sırtı başlayan bir seçimdi bu. Bunu hep dile getiriyorduk. Uh-huh. Seçim bıçak sırtı. Kimin alacağı belli olmaz diye. Evet, aynen de öyleydi ilk ölçümlerde. Ama kampanya başlayınca iki taraftan birden hem Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının kendisinin o kampanya gücü hem de Murat Kurum'un kampanyasının zayıflığı, aday zayıflığı Ekrem İmamoğlu lehine rüzgarı estirmeye başladı İstanbul'da. 31 Mart'ta hep beraber göreceğiz ama o ilk baştaki bıçak sırtı dediğimiz düzlem değişti. Şu anda farklı hedefleri var. Hem İmamoğlu'nun hem CHP'nin. İstanbul'da sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak değil, aynı zamanda Büyükşehir Meclisi'ni alabilmek anlamında da 14 tane ilçeye, mevcut ilçeye ilçe ekleme diye bir hedef konuldu. Evet. Buna doğru gidiyor. Ekrem İmamoğlu işte bir bakıyorsunuz bir gün Bayrampaşa'da, bir gün Ümraniye'de, bir gün Üsküdar'da, bir gün Sancaktepe'de, bir gün Sultanbeyli'nde, Bağcılar'da. Yani artık
ilçelerde seçimi nasıl kopartırızın peşine de gitmeye başladılar. Tabii İmamoğlu'nun şöyle bir özelliği de var Hülkan'ın. Biz onu uzun zamandır takip ediyoruz. Mitinglerde bakın konuşmalarında bir sanki bir lansmanda sunum yapar gibi. Hani deriz ya biz gözümüzü birine kestirin, onu anlatır gibi anlatın. Ekrem İmamoğlu bir çocuk çıkıyor karşısına, bir genç çıkıyor. Hı hı. Bir işte yaşlı amca çıkıyor, yaşlı teyze çıkıyor. Ve hepsiyle o irtibatı sağlıyor. Hepsinden bir günden bir manşet çıkartıyor. Gazetecilik evet. Anlamda da baktığınızda. Doğru. Bu önemli bir yetenek. Sonradan kazanılan bir yetenek değil. Ha, bu miktarda insanın spontan, işte doğaçlama geliştirebileceği bir şey. Hatta engelli gruplu arkadaşlara bile dokunmayı, onlarla iletişim kurmayı, kendini nasıl tanıtacağını, nasıl anlatacağını çok iyi biliyor. Bu gücüyle de aslında Türkiye'nin şu anda en önemli siyasi aktörü diyebiliriz. Türkiye'deki yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'deki bütün seçimlere etkisi var Ekrem İmamoğlu'nun. Bunu da bir tarafa not etmek gerekiyor. Türkiye'deki bütün seçimlere etkisi var Ekrem İmamoğlu'nun. Notumuzu aldık çünkü bundan sonraki süreçte seçimlerden sonra olacaklar da çok önemli, yaşanacaklar da çok önemli. Biz de televizyon habercileri olarak kendi aramızda konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun her gün manşet vermesini değerlendiriyoruz aslında Semih Bey. Çünkü bu bir süre sonra siyasetçilerin sözleri tekrara düşüyor. O cümleler tekrar tekrar farklı yerlerde, farklı insanlar olsa da dile getiriliyor ama Ekrem İmamoğlu evet her gün yeni bir manşetle bizim de karşımızda, yurttaşın da karşısında oluyor. Bugün de 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Bir müjde olarak duyurdu. Şimdi biz müjde kelimesini hep AKP ile Sayın Erdoğan'la görüyoruz. Müjdeyi bekliyoruz, bekliyoruz. Ortaya bir müjde çıkmıyor. Ah yine de yok diyoruz. Emeklileri toptan silmiş gitmiş, hiç gündemlerinde yok olduğunu da anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun müjdesi nasıl bir müjde? Evet, yani İstanbul kenti anlamında sevindirici bir müjde. Yani bu aslında İstanbul'un bu oyunların yapılabilmesi anlamında gerekli altyapıyı sağladığı, işte buna hazırlıklı olduğu, buna hazırlandığı, bunun göstergesi olarak da önemli bir gösterge. Bu anlamda dünyada birçok kent kendini gösteriyor. İstanbul'da bunlardan biri ki hep sözünü ediyoruz biz. Geçmişte belediyeleri değerlendirirken Hülkü Hanım şöyle değerlendirirdik. İşte genel belediyeciliğin temel hizmetleri var. İşte su, altyapı, yol, kavşak, köprülü kavşak, bütün bunları konuşurduk. Metro. Şimdi emin olun bunlardan önce sosyal belediyeciliği konuşmaya başladık. Yani belediyelerin sosyal belediyecilik anlamında kent halkına kattıklarını konuşmaya başladık. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Ülkede gençlerin üniversite kazanıp barınma sorunundan dolayı kaydolamama diye bir derdi var. Bunu o kenti yöneten biri çıkıp bunu dert ediniyor ve yurt yapıyor. Ya da çalışan annelerin kreş sorunu var. Çünkü çocuklarını kreşe bıraktıklarında aldıkları maaşın yetmesi mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi kreş yapıyor. Bütün bunlara baktım, ya emeklilere yardım, işte gençlere burs verilmesi, ya kentin o sosyal ve bu spor da bunun içine giriyor. Kültürel etkinliklerde, sanatsal etkinliklerde, çünkü yerel yönetimler aynı zamanda vatandaşın nefes alabildiği, sosyalleşebildiği yerler. Bunun haricinde işte kent lokantalarını konuşuyoruz. Ekonomik yoksunluk nedeniyle kente bir hizmet. Çocukların gelişiminde problem var. Yani biz ülke olarak çocuklarımız temel besinden uzak yaşıyorlar. Bunun için çocuklara süt dağıtılması, halk süt gibi. Ya da işte evlere, bunu Ankara'da duyuyoruz, işte et verilmesi. Hı-hı. Şimdi bunlar aslında merkezi iktidarların görev alanına girer şeyler ama Türkiye'de bugünden sonra yaklaşık son 5 yıldır da CHP ile beraber, CHP belediyeciliğiyle beraber hayata geçti. Gündeme geçti. Ve biz artık memnuniyet ölçümlerinde önce sosyal belediyecilikleri sorgulamaya başladık. Bu da çok olağan bir şey değil. Yani keşke buna gereksinim olmasa, belediyeler kendi gerçek işlerine dönebilseler. Emeklilerle ilgili bir yorum. Evet, biz de emeklilerle ilgili, ben son haftaya kadar mutlaka bir şey açıklanacağını bekliyordum. Emin olun. O kadar emindim ki buna. Çünkü biz hiçbir zaman araştırmalarda son haftaya girerken bu kadar çok kararsız seçmenin olduğunu görmemiştik. Yani çok sayıda karata, burada siyasete küsme, sandığa küsme, son seçim travması gibi etkiler var ama iktidar seçmeninden de emekli dediğimiz sosyal sınıf diye artık nitelendiriyoruz ve yoksul sınıfının içine sokmaya başladık emeklileri. Ve bunların da aslında önemli bölümü Cumhur İttifakı'na oy veren bir seçmen kitlesi ve idi. Ve bunu bekliyorlardı. Ve hala bir şey söylenmemesi tabii akla başka sorular getiriyor. Bu da seçim sonrası işte
bazı tartışmalar var. IMF ile görüşülüyor, anlaşılıyor. Bir takım şeyler için bunu bir koşul olarak dayatıldı. Başka da bir açıklaması yok. Çünkü Erdoğan da sahayı bilen, sahadan gelen verilere göre siyaset yapan bir siyaset insanı. Ama buna rağmen emekliye promosyon gibi, hani artık insanların anlamlandıramadığı bir şey açıklaması, müjde gibi bunun verilmesi. Ben bu seçim sonuçlarını çok önemli etkileyecek. 16 milyon emekli var. Sırf İstanbul'da 2.6 milyon emekli insan yaşıyor. Ve onların aileleriyle beraber düşündüğümüzde çok ciddi bir oy potansiyeli var. Ben bunların sonuçlarının, hani bilimsel akıl onu gösteriyor, 31 Mart akşamı hep beraber bizi göreceğimizi düşünüyorum. Ne verirsek verelim zaten kaybolup gidiyor, enflasyon dipsiz kuyusu var dedi. O yüzden emekliye hiçbir şey vermemeyi mi tercih ediyor acaba Erdoğan? Yoksa hiçbir şey vermemeyi, veremeyecek olmayı buna bağlı. Zaten versek de olmayacak deyip noktayı koydum artık bu konuya. Yani şöyle, elbette yani dipsiz kuyu örneği, o zaman neden verdiniz 14 Mayıs seçimlerinden önce? 14 Mayıs seçimlerinden önce belli bir ifadesi vardı iktidarın. Ne deniyordu? Bizim seçimi kaybetmemize neden bile olacak olsa EYT yasasını geçiremeyiz. Bu ülkeye ihanet olur diye bir söylem vardı. Evet. Ama EYT bile geçti. Onun haricinde asgari ücrette yapılan iyileştirmeler, taban aylığı emeklilere verildi. Ya 14 Mayıs öncesinde o dipsiz kuyu değil miydi? Yani şu anda mı dipsiz kuyu oldu? Ben buradaki hesabın biraz daha farklı olduğunu, işte Nas söylemini biliyorsunuz. Hani Nas söylemi çok önemli bir söylemdir. Muhafazakar mütedeyyin kitlede, ama siz Ramazan ayında habire faizleri arttırıyorsunuz. Yani bu anlamdaki söylemlerdeki çelişki, bir miktar çok zorda olduklarını, kendi iradelerinin dışında o ekonomik gelişmelerin devam ettiğini gösteriyor. Bu 31 Mart sonrası aslında bunu da çek etmiş olacağız. Acaba neden vermediler? Bu nedenle veya bir IMF ile veya bir dışarıda bir fonla başka yerlerde bir anlaşma, bir görüşme olursa Mehmet Şimşek'in direndiği için verilmediğini de çek etmiş olacağız diye düşünüyorum. Peki Ankara ile ilgili, özellikle AKP'nin Ankara adayıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdi o Mansur Yavaş'ı hedef almayı sürdürdü. Kendi mal varlığı ile ilgili soruları yanıtsız bırakarak Mansur Yavaş kızının Londra'daki evinin mortgage kredisiyle alındığını, 30 yılı aşkın kredi ödemesi olduğunu vesaire hepsinin belgelerini koydu ve sordu. Diyor ki çocukların, iki kızın KPSS'ye girdi mi? Kaç puan aldı? Yoksa girmeden mi görev alıyorlar? Ya bu önemli bir soru. Özellikle de son derece yüksek mülakat mağdurlarının da olduğu ülkemizde ve adaleti aradığımız ülkemizde önemli bir soru. Birincisi, Turgut Altınok'tan yanıt gelecek mi bu konuyla ilgili? Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi belgesiyle her şeyi kanıtlayabilir mi? İkincisi, Antalya'daki 600'ü aşkın daireye ilişkin kanıtlanırsa istifa edeceğini söylemişti. Murat Arel belge yayımladı. Siz de görmüşsünüzdür. Tapu belgeleri olduğunu söylüyor Murat Arel'de. Öyleyse Turgut Altınok istifa eder mi? Etmez. Direkt onu söyleyeyim. Biliyorsunuz yine sizin yayınınızda elbette ne açıklama yapacağız. Siz de yaptığımız bir yayında ilk bu gündeme gelmişti. Mansur Yavaş'ın ne de açıkladığını, mal varlığını ve diğer adayların açıklamasını beklediğini. Evet. Hatta ben şöyle bir cümle kurmuştum. Mansur Yavaş ne yaptığını çok iyi biliyor. Mansur Yavaş'ın bildiği bir şey vardı. Siz de manşet yapmıştınız onu. Sosyal medyada. Evet. Birkaç da. Evet. Yani Mansur Yavaş Ankara'da çok uzun zamandır Ankara siyasetinde belediye başkanlığıyla, belediye başkan adaylıklarıyla, önceki Beypazarı belediye başkanı, aynı şekilde Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyor. Mansur Yavaş bir ön aldı. Çok önceden, aslında hiç gündemde değilken çıkıp ben mal varlığımı açıklıyorum, herkes açıklasın dedi. Yani Mansur Yavaş'ın politika yapış tarzı, bu yine 31 Mart akşamı göreceğiz. Yine sizin yayınınızda söylemiştik, Ankara ile İzmir yer değiştirebilir diye, yani makas anlamında. Evet. CHP ile diğer partiler arasında. Evet, bunu da göreceğimizi düşünüyorum ben 31 Mart akşamı. Mansur Yavaş'ın stratejisi, siyaset yapış tarzı, yani hesaplı siyaset yapıyor, yani sahayı görüyor ve ön alıyor. Ve eminim bu açıklanan belgelerin birçoğunu Sayın Yavaş biliyordu. Ki kendi kızının o 32 yıllık krediyle aldığı evi de biliyordur.
Bu da aslında hiç tartışılacak bir şey değil. AK Parti bu topa girdi. Bu topa girerken de hem Mansur Yavaş üzerinden hem Ekrem İmamoğlu üzerinden aslında en zayıf olduğu alanda topa girdi. Yani bütün parametreler gösteriyor ki bu anlamda işte mal mülk anlamında, beyan anlamında en sıkıntılı siyasi parti AK Parti. Şimdi Turgut Altınok bu topa uzun süre girmedi biliyorsunuz. Evet. Yani Mansur Yavaş'ın ısrarlarına rağmen açıklayacağım zamanı ben bilirim diye bir söylemde bulundu. Bunun nedeni de demek ki ortaya çıktı ne oldu. Bu tabii ki hani o tapu açıklamasını ne açıklama yapacağını bilmiyorum Altınok'un Antalya ile ilgili. Ama kamuoyunun zihninde berraklaştı olayın ne oldu. Ya bunun üzerine ben istifa ederim demesi aslında çok iddialı bir şeydi. Hı hı. Normalde evet bunun karşılığı bu olmalı. Ama seçime 4 gün kalmışken ben böyle bir hamle beklemiyorum. Zaten istifa etse de etmese de herhangi bir açıklama yapsa da yapmasa da Ankara'nın seçim sonuçları belli gibi. Evet. Hem de farkında çalacağı iddiaları var Ankara'dan yansıyanlar. Ama Mansur Yavaş'ın bildiği bir şey var. Cümleniz önemli bir cümle. Hala daha çok önemli bir cümle. Çünkü biri Keçiören Belediye Başkanı, diğeri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bildiği şeyler var. Daha da fazlası var mı acaba, ben merak ediyorum. Ben eminim olduğundan. Eminsiniz. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Evet, yani Sayın Mansur Yavaş çünkü siyaset yapış tarzı da öyle. Çok böyle temkinli bir insan. Yani vaatlerinde de temkinli. Proje açıklarken de temkinli. Veya iddia koyarken de temkinli. Bunu planlayarak neyin nerede karşısına çıkacağını bilerek adım atan. Örneğin KPSS'yi hiçbirimiz bilmiyorduk. Evet. Yani mal varlığı anlamda bir bildiği vardır diyorduk ama tabii ki bu iktidarın zayıf alanlarından biri. Neydi iddiası iktidarın genel seçimler öncesi? Mülakatı kaldıracağım demişti. Kalktı mı? Hayır. Evet. Ya bugün aslında yerel seçimlerde genel anlamda iktidar partileri oy kaybediyor. 2018'de 2019 arasında da bu trendi görmüştük büyük şehirlerde. Çok vaat veriyorlar Hülya Hanım. Yani o kadar çok vaat veriyorlar ki bizim şimdi şu anda doğal gaza boğulmamız lazım. Yani petroller, benzin, mazot fiyatları. Ama dipsiz kuyuya düştük Semih Bey. Doğalgazda boğulmayı bırakın. Aya sert inişleri vesaireleri zaten geçtim. Biz dipsiz kuyuya düşmüşüz. Sayın Erdoğan söylüyor zaten dipsiz kuyuda olduğumuzu. Kaldığımız yerden devam edeceğim sizin de izninizle. Esenyurt'ta halk buluşması var biliyorsunuz Özgür Özel'in. Evet. Tele1 ekibi de orada. Kendilerine söz verelim. Esenyurt'taki atmosfere bir bakalım. Sonra Esenyurt'u yorumlamanızı da isteyeceğim. O yansıyanları yorumlamanızı da isteyeceğim Sayın Semih Turan sizden. Tele1 ekibi Esenyurt'ta sevgili izleyenler. Muhabirimiz Ceren Ural hazır gördüğünüz gibi. Kameramanımız Umutcan Yitük ve söz Ceren Ural. Ülkü Çoban seçimleri artık sayılı günler kaldı. Tabii heyecanda, zorluklarda ve şu anda biz Esenyurt'tayız. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi program gerçekleştirirken Özgür Özel de bugünkü programlar için İstanbul'daydı. Kameraman arkadaşım Umutcan Yitük'le birlikte hemen sizlere atmosferi göstersin. Yurttaşlar ellerine bayraklarını aldılar ve alana geldiler. Cumhuriyet meydanındalar. Burada Özgür Özel'e destek olmuşsunuz. Burada bekliyorlar. Program saat 14'te başlayacak. Biraz gecikme olarak başlıyor. Ve şimdi şu anda sahnede Esenyurt'un CHP adayı Ahmet Özel var. Ve oradan ardından konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınıza mikrofona davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt halk buluşmasından yansıyanlar tabii kalabalık, çok ses yüksek. Biz Ceren Ural'ın sözlerini biraz duymakta zorlandık ama yansıyanları gördük Sayın Semih Turan. Esenyurt'ta bu manzara var. Her yer bir gelincik tarlası, Türk bayraklarıyla bezenmiş. Yurttaşlarımızın elinde Türk bayraklarının olduğu dikkat çekiyor. Esenyurt'tan yansıyan nasıl sizce? Nedir yorumunuz? Evet, şimdi Esenyurt nüfus anlamında da İstanbul'un en büyük ilçesi. Yani hem büyükşehir seçimlerinde hem de ilçe seçimlerinde çok ciddi sayıda katılımın da olduğu bir ilçe. Hı hı. Tabii Esenyurt'ta bir aday değişimine gitti Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İlk önce açıkladığı adayı daha sonra değişti. Çünkü her kentin, biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz sürekli. Her ilçenin, çünkü Esenyurt'ta bir kent.
Yani 1 milyona yakın nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. Ve her kentin sosyolojisi, demografisi, oy verme refleksleri farklı. Ondan dolayı da o kente hitap edecek aday profilini bulup çıkartmak, seçimlerde genel kampanyayı yapmak kadar önemli. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte Bolu'da Tanju Özcan olmasa CHP'nin seçim alma şansı yok. Aynı şekilde Ankara'da Mansur Yavaş, işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Birçok kentte böyle isimler sayabiliriz. Yani yerel seçimlerde parti önemli ama en az parti kadar da adayın kim olduğu önemli. CHP bu değişikliği yaparak oradaki seçmen kitlesinin duyarlılıklarına da dokunarak bir aday değişimi yaptı ve o aday değişiminin karşılık bulduğu gözleniyor. Esenyurt'ta hem Büyükşehir Meclisi'nde alacağı oy hem de ilçe oyu çok önemli. Biliyorsunuz hali hazırda da CHP yönetiyor Esenyurt'u. Ben bir değişim olacağını öngörmüyorum. Görüntülerden de Coşkun'un katılımın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Tabi orada bir takım böyle ayrımcılık üzerine yapılan bazı söylemler var. Evet. Türk bayraklarının bu kadar çok olması da aslında böyle bir sorunlu olmadığını ifade ediyor. Bu da mesaj anlamında önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. O ayrıştırıcı yani, çıkışlara ki adayları olan bazı partilerden bir yanıt veriyor gibi görünüyor Esenyurt halkı. Evet, o renk onu gösteriyor. Hı hı. O bayraklar onu gösteriyor ve şey var, yani sonuçta CHP'nin 6 oku var ve kurucu kolları var. Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani bu ülkede bölücülük veya ayrımcılık anlamında bir sıralama yaparsanız CHP'yi o sıralamaya dahil bile edemezsiniz. Bu kodları da Esenyurt'ta böyle mesaj olarak vermek de önemli. İstanbul'un genelinde de önemli bu. Çünkü eğer siz yerel seçimlerde bir kentin belediye başkanlığını kazanmak istiyorsanız hem ilçe hem de büyükşehir anlamında, hı hı, kendi seçmenin dışındaki seçmen kitleleriyle de bağ kurmanız gerekiyor. Evet. Her parti için geçerli bu. Yani İstanbul'da CHP'nin oyu %27-28. Yani bu seçimi almak için 43'ü geçmeniz gerekiyor. Yani neredeyse kendi seçmeniniz kadar diğer seçmenler oy almanız gerekiyor. Bu AK Parti için de geçerli. AK Parti'nin oyu da %35-36. Yani son seçimde aldığı oydan bahsediyorum. O da bu seçimi almak istiyorsa kendi seçmeninin dışında da seçmenden oy almak durumunda. Bu bütün adaylar için geçerli. Ya bunu çok böyle kanıksamak gerekiyor artık bu gerçeği. Ve bunu böyle ne oluyor, neden bu mesajlar veriliyor diye de takılmamak gerekiyor. Eğer o kentin seçmeninin bir duyarlılığı varsa siz o duyarlılığa hitap etmek zorundasınız. Evet. O seçmenin de gönlünü almak zorundasınız. CHP ilçe adaylarını çoğunluğunda bunu becermiş görünüyor İstanbul için. Sayın Semih Turan, son sorum. Özellikle İstanbul için konuşmaya öyle başladık sizinle. Bakanların nasıl çalıştırıldıklarını görüyoruz. Alanda olduklarını görüyoruz. Murat Kurum için o istediklerini görüyoruz. Zaman zaman evet, Turgut Altınok için de, bazı isimler için de evet. Ama özellikle Murat Kurum için o istiyorlar. Artı Erdoğan da yine İstanbul'da. Bırakın onu, Tokat'tan bile İstanbul'daki akrabalarınızı arayın, Murat Bey'e oy versinler, telefon edin dedi Sayın Erdoğan. İstanbul'un önemini biliyoruz, anlıyoruz zaten. Bir kere daha İstanbul'u AKP kaybederse, bir kere daha Ekrem İmamoğlu karşımda olanı biliyorum dedi Erdoğan dedi, Erdoğan'a karşı artı 17 bakana karşı kazanırsa, bunun AKP'deki yansıması, Erdoğan'daki yansıması ne olur? Bunu kazanmasının nasıl kazandığı da önemli olacak mükemmel. Yani demin sözünü ettiğimiz büyük şehirleri alarak kazanmak, büyükşehir meclisini de alarak kazanmak. Hı. Aradaki fark da çok önemli bu anlamda. Yani aradaki farkın da anlamlı bir şekilde farklı olursa, ben hem AKP'nin kendi konularında, hem politika yapış tarzı, hem kendi örgütlerinde, hem de Erdoğan'da bir kırılma yaşayacağını düşünüyorum. Ve nerede yanlış yaptığını düşünmek zorunda bırakacağını düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir seçim başarısı olursa, Büyükşehir Meclisi de alınarak ve arada ciddi bir farkla bir seçim kazanılırsa, Türkiye'nin 2028'i bekleme lüksü yok. Yani bir belki hemen olmasa bile belli bir süre sonra bir erken seçim, yani tekrar bir seçim yapılması gündeme gelebilir. Tabii orada Yeniden Refah Partisi'nin, İYİ Parti'nin, diğer siyasi partilerin de siyasi yön haritalarının nasıl olacağı önemli. Ama ben bunun ülke politikası anlamında İstanbul seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir parantez açayım izninizle. İstanbul kadar Anadolu'da çok önemli.
Yani bugün hep tartıştık bunu. Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nı kaybetmesinin en önemli nedeni Anadolu'daki oy oranının düşük olması. Çünkü ilk büyük şehirleri alt alta koyduğumuzda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önündeydi. Bu da ekonomik problemlerin, ekonomik sorunların, ekonomik darboğazın, büyük şehirlerdeki yaşam pratiğinin farklı olmasından dolayı daha çok etkilemesi, Anadolu'yu nispeten daha az etkilemesinden dolayı iktidar ciddi bir oy kaybına uğramadı orada. Oy kaybı vardı ama ciddi bir oy kaybı değildi. Bu neydi? İşte biz ne diyoruz? En fazla kira artışı, hayatın pahalanması, bu tür şeyler, ulaşımın pahalanması. Anadolu'da ev sahipliği oranı bazı kentlerde %80'lerin üzerinde. Ortalama 65. Ama büyük şehirlerde %50'nin altında. Elbette ama şimdi o kadar hayat pahalandı ki temel gıda maddeleri, temel ihtiyaç maddelerine ulaşmak o kadar zorlaştı ki bu Anadolu'daki halk kitlelerinin de işte emeklilere yapılmayan bu zamlardan dolayı yoksullaşmanın da arttığını görüyoruz. Ben İstanbul ve büyük şehirlerde oy kaybı olacak AK Parti'nin ama Anadolu'da da ciddi bir oy kaybı olacağını düşünüyorum. Hatta yani bu kesin anlamda söylemiyorum ama partilerin birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti sıralamasında da bir değişim olabileceğini, o makasın en azından çok azalacağını öngörüyorum bu seçim sonucunda. Yani asıl Anadolu devrimi diyebiliriz. Anadolu'daki sonuçlara da odaklanmamız lazım. Çok ilginç sonuçlar olacağını düşünüyorum. Şimdi seçim sonuçları... Buyurun. Bu da Erdoğan'ı ve iktidarını en az İstanbul kadar etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet, biz seçim sonuçlarını da birlikte takip edeceğiz. Yine sizin yorumlarınıza başvuracağız. İzleyicilerimize bunu şimdiden ben duyurmak istiyorum sizin de izninizle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Semih Turan. Yerel seçimler bittikten sonra Türkiye'nin bir erken seçim gündemi olacak mı? Onu konuşmaya başlayacağız. Çünkü... Bir de meclisten alınacak karar çıkışı oldu MHP'li bazı isimlerin, işte eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın. Erdoğan'ın aday olmasının yolunun açılması da çalışılıyor mu acaba? Seçimden sonra gündemimizde zaten seçim sonuçları değerlendirmeleriyle birlikte belli gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar. 31 Mart akşamı görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, araştırmacı, sosyolog Sayın